adasıyla meşhur Doğu Anadolu kenti Bingöl'deyiz. 300 binden fazla kişinin yaşadığı kent genç bir üniversiteye sahip. Öğrenci işlerinin bu bölümünde yaklaşık 17 bin öğrencili Bingöl Üniversitesi'nin konuğuyuz. Bingöl Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde kuruldu. Şimdi eğitim yolculuğuna 9 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 704 akademisyenle devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler arasında diş hekimliği, mühendislik ve mimarlık, ziraat, İslami ilimler ve fen edebiyat fakülteleri var. Üniversite bünyesindeki enstitüler ise fen bilimleri, kıraat ilmi, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve yaşayan diller enstitüleri olarak sıralanıyor. Bingöl Üniversitesi 16 bini aşkın öğrenciye eğitim vermeye devam ediyor. Üniversitemiz 2007 yılında kurulmuş çok genç bir üniversite. 13. yılımızı doldurduk. Siz de gördünüz, üniversitemiz aslında şehir üniversitesi. Şehrin içerisinde. Öğrencilerimizin büyük bir kısmının yürüyerek gelip gidebileceği bir yer. Şehirle iç içe olduğu için. İmkanları çok iyi. Yurt fazlasıyla var. KYK yurtları, STK yurtları fazlasıyla var. Yani Bingöl'e gelen öğrenci bir yere yerleşme anlamında herhangi bir zorluk çekmeyecek. Sosyal faaliyetler açısından da çok iyi bir üniversitemiz var. 40'ın üzerinde kulübümüz var. Bu kulüplerimizin her birinin çok güzel etkinlikleri var. Diş hekimliğinde öğrencilerimiz ilk 20 binden geliyor. Çok iyi, başarılı bir fakülte olduğunu söyleyebilirim. Bu sene inşallah diş hekimliği fakültesi hastanesini de temelini atıyoruz. O da bittiği zaman çok daha iyi uygulama alanı olmuş olacak. Psikoloji bölümü çok iyi. Yüksek puanlarla öğrencilerimiz geliyor. Veteriner fakültesi hakeza full kontenjan ve iyi puanlarla öğrenciler geliyor. Ziraat fakültesi çok tercih ediliyor. Üniversitemiz bir tarım havza pilot üniversite çünkü. Arı ürünleri, endemik bitkiler konusunda özellikle desteklenen hem YÖK'ün hem de strateji bütçe başkanlarının desteklediği bir üniversite. Cumhurbaşkanımızın külliyede ilk ilan ettiği pilot üniversitelerden birisiyiz. Bu noktada çok güzel çalışmalarımız devam ediyor. Arıcılıkla ilgili Türkiye'de belki de ilk üniversite yüksek lisans doktorası bizde. Başka üniversitelerde zootekni üzerinden programlar var ama arıcılık olarak bizde duruyor. Bu noktada da çok iyiyiz. Mühendislikle ilgili belli alanlarımız iyi. Fen edebiyatın içinde bulunan belli alanlarda özellikle de moleküler biyoloji çok tercih ediliyor. İyi alanlardan bir tanesi. Genç bir üniversite olarak kıdemli üniversitelerden İstanbul Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ile eşleştirildik. Mesela psikoloji programını biz İstanbul Üniversitesi ile beraber yürütüyoruz. Kişi başına düşen yayın sıralamasında üniversitemiz çok iyi. 6. sırada bütün devlet üniversiteleri arasında 2019'da. Web of Science verilerine göre üniversitemiz 12. sıradaydı en son verilere göre. Pilot üniversiteler arasında hamdolsun çok iyiyiz. Bölge üniversiteler arasında 2007 yılı sonrası kurulan üniversitelerde çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Hem akademik hem öğrenci sayısı hem de fiziki anlamda. Bingöl Geliştirme Vakfı kurduk. Bu pandemi sürecine denk geldiği için çok fazla faaliyet yapamadık ama bu geliştirme vakfımız bünyesinde de biz başarılı öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Bu noktada da Bingöl şartları zaten ekonomik olarak avantajlı durumda. Ama ihtiyacı olan öğrencilerimizi de, başarılı olan öğrencilerimizi de her halükarda destekliyoruz. Bize ulaşan her öğrencimize de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim 1500'e yakın yüksek lisans doktora öğrencimiz var. 40'ın üzerinde yüksek lisans programımız var. 15 civarında doktora programımız var. Dolayısıyla akademik kariyerlerini burada tamamlama imkanları var gelen öğrencilerimizin. Öğrencilerimiz huzur istiyorlarsa, mutluluk istiyorlarsa, sosyal faaliyetlerde aktif olmak istiyorlarsa ve aynı zamanda Bingöl'le birlikte komşu illeri de yaşamak istiyorlarsa, barınma sorunu yaşamak istemiyorlarsa biz Bingöl'ü bekliyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Biz onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Bingöl tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Şehir sadece kültür turizmiyle değil, termal ve kış turizmiyle de dikkat çekiyor. Buradaki öğrencilik yıllarınızda zaman buldukça şehrin tarihini öğrenebilir, doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Termal turizm için de uzaklara gitmenize gerek yok. Bingöl Üniversitesi'nin kurduğu uygulama oteli ve termal tesisleri kaplıcalarıyla ziyaretçilerine şifa dağıtıyor.
Kentte öğrenciler genellikle yurtlarda kalıyor. Eve çıkmak isterseniz 750 ila 1500 lira arasında kiralık ev bulabilirsiniz. Bingöl'de öğrenci olacaklara birkaç tavsiyemiz de var. Bunlardan biri Bingöl Dağları'ndan güneşin doğuşunu izlemeniz.